Arkadaşlar merhaba. Bu gece bir canlı yayın yapayım dedim. Dergimizde anlattığımız bir ışıklar dini, gnostizm konusunda video yapma ihtiyacı duydum. Öncelikle hepinizi Nuri Pakdül hocamızın dediği gibi anti komünist, antifaşist, antinazist, ülkemiz üzerinde de antifirabunist bir bilinçle selamlıyorum. Ne mutlu Müslümanım diyene diyorum. Anlatacağım konu bizden gizlenen, türlü türlü yollarla kamufle edilen bir din ve bu dinin teşkilatı, egemenlik teşkilatı olan bir küresel çeteden bahsedeceğim. Bunu çeşitli yollarla kamufle ediyorlar. Bu kamuflajda büyük paralar harcıyorlar. Aylık maaşa bağlıyorlar. Bazı yazarları, gazetecileri, TV programcılarını. İnsanların beynini iğdiş edip türlü türlü hedefleri yönlendirmek için bunu yapıyorlar. Böylece hem gizleniyorlar hem de insanlar önünde birçok hedef olduğu zaman hangi hedefin üzerine gideceğini bilemiyor. Örnek vereyim size. Derin güçler deniyor. Batılı güçler deniyor. Illuminati deniyor. Şambala deniyor. Gladyo deniyor, Roma deniyor, tapınakçı deniyor. Yahudiler diyorlar, Siyonistler diyorlar. Türlü türlü isimler vererek kendilerini kamufle ediyorlar. Aslında bu gizli din ve bu gizli dinin teşkilatı birdir arkadaşlar. Diğer bu önümüze konan bütün argümanlar bu bedenin sadece parçalarıdır. Ama ana beden birdir. Şimdi o bedenin dini ve teşkilat yapısını anlatacağım. Çok önemli bir konu bu. Arkadaşlar, dünyayı yöneten din Firavun dinidir. Arkadaşlar. Yani bu gördüğünüz üçgen ve göz figürleri, güneş sembolleri, Masonların kullandığı gönye ve pergel sembolleri, aynı zamanda Davut yıldızı dediğimiz semboller, bunları Firavun dini mensupları kullanır. Ama biz bunları değişik değişik Siyonist diyoruz, Illuminati diyoruz, Roma diyoruz, Garibaldi diyoruz, İngiltere diyoruz, Almanya diyoruz, Çin diyoruz, Rusya diyoruz. Veya derin devlet, Gladio diyoruz. Şimdi bu Firavun dini nedir arkadaşlar? Firavun dini Gnostizm'dir arkadaşlar. Gnostizm bizce Türkçe açıklaması ışık dinidir. Hani derler ya, ışığa yürüdü, ışıklar içinde uyu. Görürsünüz bunu televizyonda veya gazete ilanlarında. Işıklar içinde yürüsün, ışık yoldaşın olsun diye kelimeler duyarsınız. Bunları biz Müslümanın literatüründe duyamayız. Bunlara bir anlam veremeyiz ama aslında bunlar anlamlıdır. Şimdi bunların dini yapısına, inancını anlatalım önce. Arkadaşlar bunlar iki tane tanrıya inanır. Birinci tanrı ışıktır. Yüce tanrı dedikleri ışık. Işık hiçbir şeyi yaratmamıştır. Yaratılan her şey onun parçasıdır. Bu bir büyük tanrıları.